abla. Hüsnü abi. Kaybettik. Sevda kuşun kanadında, hüzünlerin arasında, gerilim dolu anlarla, aksiyon ve merak yüklü olayların iç içe yaşandığı bölümlerle izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Ne oluyor ya? Dizide kaşı yaralı karakterini canlandıran sevilen oyuncu Ferhat Yılmaz'la gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle az sonra sizlerleyiz. Kendiniz inanırsanız seyirci de inanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi tüm coşkusuyla TRT1'de ekrana gelmeye devam ediyor. Arsenal-Bayern Münih mücadelesi bu akşam 22.45'te TRT1'de. Seni ben oraya ne diye diktim kaşı yaralı, ha? Ne diye diktim? Aklın eseni yapasın diye mi? Ferhat Yılmaz, diziye ikinci sezonda dahil olan İyiler ve Kötüler Savaşı'nda karanlık tarafta yer alan güçlü ve acımasız karakter kaşı yaralıya hayat veriyor. Ömer'le biraz da özel meselem oldu benim. Ne özeli kaşı yaralı? Senin devletten habersiz ne özelin olabilir ki? Macera dolu sanat hayatına henüz küçük yaşta atılan ve başarılı projelerle izleyicisinin gönlünü fetheden usta oyuncunun bilmediğimiz birçok yönünü birlikte keşfedeceğiz. Ben Samsunluyum. 16 yıllık evliyim. 12 yaşında oğlum var. Eşimin adı Gökçe, oğlumun adı Poyraz. 14 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. İlk TRT'de, Ortaköy'de, TRT2'de büyük ustalarla birlikte dublajla, daha çocukluk tabii, çok küçüklük, rabarbalar yaparak başladım. Daha sonra işte 10 yıl ciddi bir radyo geçmişim oldu, profesyonel. Çok ciddi bir kitlem oldu orada, ciddi ödüller aldım ama o sırada tiyatro devam ediyordu. Daha sonra tabii o dönem Kadıköy Halk Eğitim bir konservatuardı. Yani o zaman diğer bu özel okullar vesaireler hiçbiri yoktu. Bir konservatuar vardı, devlet konservatuarı. Bir de Kadıköy Halk Eğitim vardı. Orası çok önemli isimler şu an çıkarmış bir yerdi o zaman. Oradan mezun oldum, 4 yıl okudum. Daha sonra Yılan Hikayesi'yle, Rambo Berk'le yani dizi hikayem başladı. Ondan sonra sinema filmleri, diziler, tiyatro oyunları falan böyle devam etti. Ne haber kaşı yaralı? Oo, çizgi roman kahramanı gelmiş. Hayırdır Cemil Ateş? Hayırmış Ermi? Yakında anlarsın kaşı yaralı. Diziye nasıl dahil oldunuz? Yönetmeni beni aradı, yapım ekibi aradı. Daha sonra karakteri anlattılar bana. Karakter enteresan geldi. Yani komedi ağırlıklı aslında gitti yaptığımız işler. Tabii tiyatro oyunlarında bu böyle olmuyor vesaire ama biliyorsunuz yani keşke herkes gelebilse, tiyatroyu seyredebilse, televizyon yöneticileri dahil buna. Ya da yapımcılar ya da yönetmenler es geçmez ama. Orada görmedikleri için bizi ya da seyirci, ben kaşı yaralı karakteriyle aslına bakarsanız güzel bir tokat attım. Ters köşe yaptım. Yani kötü bir karakter oynadım. Söyledikleri pelesenk oldu. Canım benim gibi. Çok sevildi. Yani yolda ciddi bir kitle canım benim diye bağırıyorlar. Çok enteresan oldu. Sosyal medyada da mesela çok komik şeyler geliyor bana. Hatta şeyler yazıyorlar sosyal medyada. Canım benim, Ömer seni öldürecek, senden kurtulacağız. Parantez içinde de Ferhat abi seninle ilgili bir şey demiyoruz ama diye. Hani öncesinden gelen şeyler de olduğu için hani seni seviyoruz, seni ayırt ediyoruz, karakteri diyoruz diye. Böyle çok hoş böyle bir sürü tepkiler geliyor. Yüzlerce şey geliyor, mesaj geliyor. Neye göre? Suçumuz ne canım benim? Merak ettiğimiz bir diğer soru da karakterinizi yaratırken ona ne gibi özellikler kattığınız. Epey zamanlı olacak canım benim. Ben çok sevdim kaşı yaralı karakterini. Çünkü bir şey oynuyorsunuz, bir şeyler oynuyorsunuz, dizi, film. Tabii siz yaratıyorsunuz bunu. Kaşı yaralı karakteriniz hep sokakta olduğumuz için ve biriktirdiğimiz için o elbiseyi giyiyorsunuz ya. Size bir karakter analizi veriyorlar. Senaryo geliyor.
Benim çok sevdiğim bir abim var. Vanlıdır ondan sonra. Kahvaltıcı. O bize yıllardır canım benim derdi. Canım benim nasılsın? Canım benim iyi misin? Canım benim bir dakika bak diye. Oradan aldım. Pelesenk olsun diye koydum. Oynadığım karakterde yine çok sevdiğim, tavrına, hareketlerine böyle hayran olduğumuz bir abimiz vardı. Kaşaralı ya, tipini takım elbisesiyle, o ceketiyle, duruşuyla, elini arkasına almasıyla, bakışıyla başka bir Kürşat diye bir abim de oraya koydum. Yani Halil abinin canım benim ile Kürşat'ın şeyini birleştirdim aslında. Aslında bütün işlerde bunu yapıyoruz. Yani bir yerlerden bir şey koyuyoruz biz. Sokaktan ya da tanıdığımız insanlardan. O çalışırken parçayı birleştiriyorsunuz zaten. İyi bir şey çıkması için. Oo Ömerciğim. Hoş geldin canım benim. Bildiğimiz kadarıyla Kaşı Yaralı karakteri bir bölüm için düşünüldü. Başarılı ve güzel oyunculuğunuzla karakteriniz kısa sürede izleyicinin sevgisini kazanınca dizide kalmaya devam etti. Bu başarıyı siz neye bağlıyorsunuz? Evet, yani çok sağlam bir karakter çıktı ve karakter tırmandı ve dizinin birkaç en kötüsünden biri oldu diyebilirim. Ama Kaşı Yaralı'nın kötünün yanında çok değerli bir şey var. Kara mizah yapıyor. Yani mizahı yönü çok ağır basıyor. Rakipleriyle, Ömer'le mesela gider verirken bile tabiri caizse o rajonda eğlenebiliyor. Mesela bölümlerde bunu görebiliyoruz. Aksiyon sahneleri çok olan bir dönem dizisi çekiyorsunuz. Çekimlerin sizi bu bakımdan zorlayan tarafları da oluyor mu? Tony Long'la, Jackie Chan'in yönetmeniyle çalıştım Türkiye'de. Bana çok bir özel bir kanala bir iş yapmıştık. İşten 3-4 ay önce bize haftada 5 gün ders verdi. Tony Long, Philip adamları var. Böyle yarım tır malzeme ve onun standlarıyla, standmanlarıyla geldiler. Günde 5-6 saat bize ders verdi. Ve şu ortaya çıktı. Hatta o zaman da şeyini yapmıştık bunun bayağı mizahını. Kung Fu Panda gibisin dedi bana. Kung Fu Panda gibisin dedi. Ve gerçekten dizide dublör kullanmadım. Yaptığı sahnelerde. Yani jet ski, ATV ile atlamada, yani dövüş sahnelerini zaten saatlerce koreografisini çalışıyorduk. Ve enteresan, gerçekten vurduk birbirimize. Mesela vurur gibi istemedi adamlar. Ama onlar müthişler yani. Hani biz gerçekten, bizim sektörde de çok iyi arkadaşlarımız var, tanıyorum. Ama o Hong Konglular artık bu işi aşmışlar yani. Hindistan'da, Amerika'da. Jackie Chan mesela onsuz film çekmiyor adam olmadan. Ben vurmayın artık bize dediğimde bütün vücudumuz morluk içindeydi. Dedi ki bana, çok özür dilerim dedi. Ben dedi Jackie'nin 6 ay önce ayağını kırdım dedi. Yani onu öyle söylüyorken şikayet etme ne olur diye. Hatta yakınlarda bir sahne vardı. Birbirimize tokat atıyorduk bizim Okan Selvi ile. Beğenmedi, kendisi tokat attı. Fakat adamın elleri şuradan başlıyordu. Ve inanın ya, nasıl zonkladı biliyor musunuz? Yani yapımcıya aradım. Abi gerçekten bu parayı olmayacak. Yani biz dayak yiyeceksek en azından rakamı yükseltin diye. Şaka bir yana. Büyük tecrübe oldu o bir sene. Bunları işliyorsunuz tabii. Alıyorsunuz, ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Burada öyle ağır aksiyon, tabii silah çatışma falan var. O başka bir kategori ama olsaydı da bununla ilgili ekibimiz de çok iyi. Yorulmazdık ya. Yani çok kamera arkasında, o ciddi ağır sahnelerin arkasında biz çok eğleniyoruz aslında. Gülünüyor, mizah yapılıyor, eğleniliyor. İş ondan güzel çıkıyor zaten. Aman abi, bomba falan olmasın. Evet, bombaymış Remzi'ciğim. Çok nadide bir parça olduğu için de bombayı sandığa koymuş adamlar. Bu güzel söyleşimizin maalesef sonuna geldik. Veda kesin zamanı olsun, izleyicilerimize bir mesajınız olacak mı? Sevgi saygı içinde birbirimizi, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımıza sahip çıkarak şu dönemki çok ihtiyacımız var bence. Ön yargısız, ön yargılı olmadan, yanımızdakini tanımadan, kötü bakmadan, onunla biraz sohbet ederek, tanıyarak, onları anlayarak bu tarz çözümler bulursak ben her şeyin çok basit hallolabileceğini düşünüyorum. Sevgi bence her şeyin başı. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz, değer verdiğiniz ve arkamızda durduğunuz için. Çok sağ olun. Vay Zafer Komutan vay. Harcadı abi bizi.
İşte bu şöyle kolay değil. Ferhat Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Mekanlar ne durumda Remzi? Sevda Kuş'un Kanadında yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Eyvallah canım benim, biliyorum. Yıldızlar sahada, gözler TRT 1'de. Mesut Özil mükemmel bir çalım kaleciye iki oyuncuyu yere yatırıyor ve topu filelere gönderiyor. Son 16 turu ilk karşılaşmasında skor avantajını yakalayan Bayern Münih, İngiliz devi Arsenal deplasmanına tur biletini almak için çıkıyor. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Almanlar, bu akşam oynanacak karşılaşmanın olduğu gibi kupanın da mutlak favorilerinden. Tecrübeli çalıştırıcı Arsene Wenger'in öğrencileri ise kendi seyircisi önünde bir mucizeyi gerçekleştirmek için ter dökecek. Alexis Sanchez çekiyor ve akıl dolu bir vuruşla haftanın en güzel gollerinden birine imza atıyor. Arsenal hücumları devam ediyor. Theo Walcott. Müthiş bir gol daha Emirates'te. 2-0 dakika 42. Bu açıdan çok daha net göreceğiz, çok daha güzel göreceğiz golü. Nefesleri kesecek bu dev randevu tüm heyecanıyla bu akşam TRT 1'de ekrana geliyor. Sakın kaçırmayın. Ama hata sürdürüyor Lewandowski. Kaleye giden top direkten dönüyor. Arjen Robben son anda gipse çarpıyor, top korner. Arsenal Bayern Münih karşılaşması bu akşam 22.45'te TRT 1'de. Philipp Lahm ayağa pas, Arjen Robben dışarı gitti top.